Rastgele. Rast geldiği yok valla. Altı kapıya gele bekliyoruz. Sayın Cevat Kurtuluş, ne yapıyorsunuz burada böyle? Ne yapıyor gibi görünüyorum acaba? Peki balık vuruyor mu? Ne güzel, boşuna dikilip duruyoruz. Öyleyse vazgeçin bu işten Sayın Kurtuluş. Olmaz, bu benim için bir kurtuluş. Tam anlayamadım. Anlatayım, ben bir şiir yazdım bu konuda. Ama kağıdı ne yaptım ben? Hah, buldum. Bak, şimdi okuyorum. Varıp geldim sahile, attım oltayı denize. Ne kaynanamın cırcırı, ne sevgili eşimin dırdırı. Aldırma tutamazsam da istavriti çırçırı, sanmayı ki ben burada balık tutuyorum. Laf aramızda yengenizi uyutuyorum. Harika. Peki son olarak Sayın Kurtuluş, bize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet, yine balıkçılık hakkında bir Laurel Hardy fıkrası anlatacağım. Bir gün Hardy deniz kenarında balık tutuyordu. Bir belediye memuru olan Laurel yanına yaklaştı. Hani vesikan? Ne vesikası da? Balık tutmak için vesika? Ben balık tutmuyorumdur ki. Peki balık tutmuyorsan elindeki nedir? Kocaman bir kargıdır. Ya onun ucundaki nedir? Bir iptir. Ya onun ucundaki nedir? Bir iğnedir. Ya onun ucundaki küçücük bir solucandır. Peki balık tutmuyor da ne yapıyorsun? Ben balık tutmuyorum Bay Memur Efendi Stanley. Ben solucana yüzme öğretiyorumdur.